sürgün gecesi anamın kucağında yoklamışım. Anam da yakın idi bize. Getirip yatırmıştılar. Her gecede kapıya vuruldu. Ben kalktım ayağı, nenem de kalktı. Kapıyı açtık, içeri askerler girdi, Rus askerler. Rusça söyleyirler, biz anlandırıyoruz. Gösterdiler ki bir şeyler alın size, siz sürgün oluyorsunuz. Vagona toktular da, mal gibi toktular. Sığırlar gibi, koyunlar gibi toktular. Öyle olaylar yaşanmıştır ki, buz tutmuş bir hayata tutunmaya çalışan hemşinliler, belki de son umutlarını da gördükleri insanlık dışı manzaralarla kaybetmişlerdi. Ben yaşım 9 yaşındaydım. Gecesi saat 3'te geldiler, ben çocuğu yatıyordum. Ana babam kalkmış benim üstüme avtomatıyla saldırıp duruyordu bela. Anam dedi ki çocuk korkar. Avtomatı geri aldım, ben uyandım. Okul uyandım, benim üstüme böyle durmuştu. Bizi yüklediler bir araba, küçük araba, vakit boyu arabalar yoktu. Bizi getirdiler. Poyeza, vagona bastılar bizim eşya, neki vardı. Hepsini yıkamadı, yarısı kaldı. Yarısıyla neki maşına sıktı, onu yükledi, geldi. 17 gün yol geldik. 1944. senesinin 19. Noyabr'da sorulduk. Bizi Beria, Stalin bu şeyde bir şeyin altında bizi bir köyce sürdüler. Batum dediğin yerden Kvaryat köyünden sürdürdüler. Şimdi bizi ağlamadığımız, yıklamadığımız kalmadı. Yatırdılar Batum dediğin yerde poyaza bindirdiler. Bu poyazaki bindirdiler, bu biri çocuğu yok, biri karısı yok, biri kocası yok, biri Mavdadır Gürcistan'da. Ne yaptıklarını bilmediler, hepsi şaşırdılar. Ağlamak, kıyamet koptu. Getirdiler bizi öyle, getirdiler de bu şeyde yukarı 13. Dekabr'da buraya toktiler. 19'undan 13. Dekabr'a kadar sürgün ettiler, poyezin üstünde geldik. Kimi nereye gelirse zaten vagon hangi durakta durarsa orada boşaltmaya başlamışlar zaten. Boşalttıkları yerlerde zaten öyle köyler, büyük köyler falan değilmiş. Genelde çöllük, soğuk, kış ayları zaten. Şimdi annemin 90 yaşı var, anlatıyor, diyor ki bizi gece indirdiler mesela, dediler ki siz burada ineceksiniz, sizin vagon. Kar yağıyor ve kar üzerimize şey yok yani, neyle kapatacağız diye kar mesela, soğukta. Komendant var ya bizim üstümüzde. Komendanttan kağıt almasak gelemiyorduk şehre. Gelirdik komendant, ha bu terminalin özünde dururduk. Buraya biz kalırdık, gelirdik şehre.